Başlıyor muyuz? Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ülkemizin gündeminde öne çıkan pandemi, ekonomi, dış politika ve partimize hukuki saldırıları ele aldık. Tüm dünya ve ülkemiz salgınla boğuşuyor. Sağlık Bakanı salgın Anadolu'da zirve yaptı. Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız. Son birkaç günde riskin boyutunu aşmış durumdayız diyor. Salgının yönetiminde ipin ucu kaçmış durumda. Açıklanan hasta ve vefat sayılarına artık kimse güvenmiyor. Sarayın kibirli adamı ve ortağı salgınla değil, salgınla mücadele eden doktorlarla uğraşıyor. Yüz yüze eğitimde de, uzaktan eğitimde de keşmekeş sürüyor. İstanbul'da pandemi toplantısı yapılıyor. Milletin seçtiği büyükşehir belediye başkanımız toplantıya çağrılmıyor. 5 maskeyi millete bedava dağıtamayan hükümet şimdi grip aşısında da patinaj yapıyor. Sağlık Bakanlığı dünya aşı üretiminde sıkıntı var diyor. Ne olduğu belirsiz bir risk belirleme sistemiyle vatandaşlarımıza grip aşısı karneyle dağıtılıyor. Şikayetler de sel olup akıyor. Bir vatandaşımız 65 yaşında. Parkinson hastası. Aynı zamanda KOAH hastası. Aynı zamanda %97 engelli raporu var. Ama bu yurttaşımızı grip aşısını hak eden risk grubunda saymıyorlar. Bir başka vatandaşımız 72 yaşında. Bypass olmuş. 4-5 raporlu ilaç kullanıyor. Ona da sana aşı yok diyorlar. Türk Eczacılar Birliği'nin girişimiyle yurt dışından 1,5 milyon doz grip aşısı getirilecek. Bürokratik yazışmalar uzayınca bu çok kritik dönemde aşıları İran'a kaptırıyorlar. Hayat eve sığara HES, bu kadar beceriksiz diye de ancak PES denir. Devletin yerleşik kurumları liyakatsizlik nedeniyle hızla yıpranıyor. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri başlıyor. Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zamanında gönderme özelini göstermediği bütçe, saray müteahhitlerinin, faiz lobilerinin yüzünü güldüren ama vatandaşa yoklukta sabret diyen ve milletimize askıda ekmekten başka bir şey vaat etmeyen bir bütçe. Önümüzdeki yıl faizlere ödenecek paradaki artış, toplanacak vergilerdeki artışın 2 katı olacak. Buna karşılık vatandaşa hizmet için yapılacak harcamalardaki artış, vergilerdeki artışın ancak yarısı olacak. Milletin ödeyeceği vergilerle faiz lobileri ihya edilecek. Ve gelecek yıl devletimiz asgari 246 milyar lira daha borçlanacak. Bütçe son derece özensiz hazırlanmış. Tek bir örnek vereyim. Meclise getirdikleri torba yasada konaklama vergisini bir yıl erteleyip 2022'ye bırakacaklarını söylüyorlar. Ama 2021 bütçesinde konaklama vergisinden 1 milyar lira gelir yazılmış. Bir karar verin. 2020'de konaklama vergisi alacak mısınız, almayacak mısınız? Bu tek adam vesayet rejiminde devlet kurumları liyakatsizlik ve öngörüsüzlükle mağlul edildi. Daha birkaç gün önce getirdikleri orta vadeli programda ortalama dolar kurunun 2020 yılında 6 lira 91 kuruş olması öngörülmüştü. Yine bu kura dayanarak milli gelirimizin de bu yıl sonunda 702 milyar dolar olacağı tahmin edilmişti. Bugün dolar 8 lirayı aştı. Avro ise 10 liraya koşuyor. OVP'ye göre dolar kuru 2023'te 8 lira 2 kuruş olacaktı. Bugün dolar kuru 8 lira 5 kuruşun üzerinde. Hem de gösterge devlet tahvili faizinin %14'ü aşmasına rağmen. Faiz artıyor, kur da başını alıp gidiyor. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Sosyal medyadan kendi kendini alkışlayan sosyete damadın bundan haberi var mı? Belli ki yok. Zaten açıklamıştı, dolar kuruna da bakmayacaktı. 2020'de OVP kur tahmininin tutması için yılın son aylarında doların ortalama 7 lira 34 kuruşa düşmesi gerekiyor. Bunun tabii olması mümkün değil.
Bu yıl milli gelirimizin bu durumda OVP'de yazıldığı gibi 700 milyar doların üstünde olması da artık mümkün değil. Bu bir hayal. Şimdi soruyorum, nereden nereye? 2013'te 1 trilyon dolara yaklaşan milli gelirden 2020'de 600 milyar dolara düşen milli gelire. İşte geldiğimiz yer bu. Küresel tahminlere göre 2021'de artık en büyük 20 ekonomi liginden de düşüyoruz. İlk 20'deki yerimizi nüfusu neredeyse bizim 1/4'ümüz olan Tayvan'a bırakıyoruz. 2014'te düğmesine basılan tek adam rejimi projesinin milletimize ağır maliyeti her gün biraz daha görünür hale gelirken sosyete damat çıkıyor. Verdikleri kredilerle hormonlaşmış bir dönemin ama sürdürülmesi mümkün olmayan bir dönemin göstergelerine bakıp veriler ekonomimizin büyüme politikasına girdiğini gösteriyor diyor. Bütün bu verdiğiniz hormonlardan geri adım attınız. Değerli basın mensupları, hukuk ve adalet yoksa kimsenin canının, malının güvencesi de yoktur. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur. Yatırım yoksa iş yoktur, aş yoktur. Hukuku yok sayıp Sanayileşme İcraat Komitesi kurup firmaların yapacakları ortaklıklara müdahale etmeye kalkarsanız, sonra da bunu yabancı ortaklıklar için yaptık derseniz yerli yabancı tüm yatırımcılar ürker. İş alemi yatırımdan cayar. Vatandaşlarımız boş tencereye, boş cüzdana mahkum olur. Değerli basın mensupları, bugün ülkenin her yerinden feryatlar yükseliyor. Ardahan'da bir çiftçimiz, bir besicimiz bağırıyor. Devlet gelsin, biz ineklerimizi teslim edelim olsun bitsin, onları da yesinler, doymuyorlar çünkü bir canımız kaldı verecek diyor. Antalya'da bir vatandaşımız sokak röportajına katılıyor. Ekonomideki hataları ve saray hükümetini eleştiriyor. Bunun üzerine evini polisler basıyor. Artık insanların konuşmasından, dertlerini anlatmasından da, televizyonlarda anlatmasından da korkuyorlar. Ama millet korkmuyor. Canına tak etti, susmuyor. Bir esnaf Denizli'de valiye canıma yetti, gebermek istiyorum diye bağırıyor. Dün de Malatya'da servis ve minibüs esnafı Erdoğan'a çektikleri sıkıntıları anlattı. Erdoğan önce tamam dediklerine kabul dedi. Biz de şaşırdık galiba. Vatandaş karşısında ilk defa nedamet getiriyor zannettik. Ama esnaf 10 aydır işsiziz, eve ekmek götüremiyoruz deyince sarayın o meşhur kibri geri döndü. Bu çok abartılı deyip vatandaşı susturdu. Esnafa bir çay torbası verip bu keyif çayı, iç bunu, derdini unut dedi. Bütün bunları da Malatya'daki oda başkanı hesabından yayınladı. Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi. Okul servisi deyip geçmeyin. Bu sorun ülke genelinde 200 bin esnafı ve bu servislerde çalışan yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu insanlar 6 aydır mağdur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu servisçi esnafının sorunlarını ve çözümlerini defalarca dile getirdi. Ama hükümetin aldırdığı yok. Varsa borç, yoksa faiz. Bu da esnafın derdine derman olmuyor. Bütün dünyanın yaptıklarına bakın, onu yapın. Esnafa sizin kararlarınız nedeniyle mahrum kaldığı geliri ödeyin. Sigortasını, vergisini erteleyin. Bugüne kadar hiçbir yönetim milletimizin talepleri karşısında bu kadar çaresiz, bu kadar bigane kalmamıştı. Bunların millet için yapacak tek bir hayırlı işi kalmamıştır. Milletimiz de bunları görmektedir. Notlarını vermektedir. Artık sabırsızlıkla beklediği sandıkta biletlerini kesecek, evlerine gönderecektir. İşte bunu gördükleri için artık varsa yoksa yandaşlarına çalışıyorlar. Millete veriyorlar talkını, yandaşları yutuyor salkımı. Şimdi burada bunun son örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bu yasa teklifinde görüyoruz. Bu teklifle elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması yani YEKDEM'de önemli değişiklikler yapılıyor.
Her şeyden önce biz yenilenebilir enerjinin desteklemesine karşı değiliz. Bir daha söylüyorum. Biz yenilenebilir enerjinin desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hala daha desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ama biz destek diye dolar bazında fiyat garantisi verilmesine karşıyız. Bizim milli paramız Türk lirası, dolar değil. E bir de bu düzenlemede 2010 sonundaki dolar cinsinden verilen fiyatlar üzerinden yeni garantileri veriyorlar. El insaf. O gün 1,5 lira olan dolar kuru şimdi 8 lira. Üstüne üstlük 10 yılda teknoloji değişti. Yatırım maliyetleri yarı yarıya düştü. Kullanılan girdi, memleketimizin rüzgarı, güneşi, suyu. Siz daha hala 10 yıl öncenin dolar cinsinden fiyatını verirseniz, bu olacak iş değil. Bu teklifin 13. maddesi geriye doğru fiyat garantisi imtiyazı diye bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bir mekanizma getiriyor. Bundan önce dolar bazında fiyat garantisi 2015'ten sonra işletmeye alınmış santraller için yoktu. Şimdi getirdikleri bu düzenlemeyle 2020 sonuna kadar işletmeye alınacak santrallere dolar bazında eski ballı fiyatlardan garanti veriyorlar. Hem de 10 yıl süreyle. Hangi firmalar ve kimler bu işlemleme alınacak? Bir de ömrünü tamamlamış lastikleri bu yasayla biyokütle diye tanımlayacaklar. Kimi zengin etmek için? Niye bunların bertarafını teşvik kapsamına alıyorsunuz? Mevcut kapasiteler dikkate alındığında bu yasayla tüketiciye yüklenecek yıllık 10 milyar civarında bir yük var. 10 yıllık garanti süresinde bu yük toplam 100 milyar doları geçecek. Tüketicinin ve sanayicinin elektrik faturasına yansıyacak. Ne diyelim? Yolu yolsuzluk olarak görenlerin yenilenebilir enerjiyi de yenilebilir olarak görmesine hiç şaşırmamak gerekir. Değerli basın mensupları derler ki dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Tek adam vesayet rejimi elinde her alanda olduğu gibi dış politikada da kurucu ayarlarımızdan koptuk. İhvancı hayallerle yurtta sulh, cihanda sulh ilişkisinden bu iktidar uzaklaştı. Neticede elimizde kala kala yaklaşık 5 milyon Suriyeli, onlara bakmak için harcadığımız 50 milyar dolarlık koca bir fatura kaldı. Şimdi o Suriyeliler İzmir'den İstanbul'a kadar ellerinde ÖSO bayraklarıyla meydanlarda gösteri yapar hale geldi. Bu ülkede Somalı madencilere, çiftçilere, baro başkanlarına tanınmayan yürüyüş hakkı ÖSO bayraklı Suriyelilere tanınıyor. Ne yazık ki Türkiye'miz dünyada yalnızlaştı. Çevremizde ne kadar ülke varsa bize karşı birleştirmeyi bu saray hükümeti başardı. Şimdi Suudi Arabistan Türk ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. Tarihi bağlarımız olan pek çok Kuzey Afrika ülkesi Suudi Arabistan'ın ardına takılıyor. Ama bu boykota karşı saray sözcüleri gülüp geçiyoruz demekle yetiniyor. Bu gülünüp de geçirilecek bir iş değil. İhracatçı üreticiler şimdiden tesislerini yurt dışına kaydırmayı düşünmeye başladılar. Anlaşılan bu boykotu durdurmak için hükümetin hiçbir planı yok. Ne yazık ki yaşadığımız devlet krizi dış politikamıza da sirayet etti. Dış politika bir devlet politikasıdır. Bu nedenle profesyonel bir bürokrasi eliyle yürütülmesi gerekir. Ama bugün bizim Dışişleri Bakanlığı'nın adı var, kendi yok. Büyükelçiliklerimiz mütekaid AK Parti vekilleriyle doldu. Yolsuzluktan aklanmamış eski bakanlar şimdi büyükelçi oldular. Bugün dış politikamız AK Parti il kongrelerinde iç siyasete malzeme yapılıyor. Bu arada Almanya'da cami polis tarafından basılıyor. Fransa'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin düşünce özgürlüğü denilerek binalara asılmasına göz yumuluyor. Avrupa'nın popülist siyasetçileri İslam'a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor.
bu sorumsuzlukları önleme makamındaki AK Parti Genel Başkanı da bunların üstüne gideceğine bunu fırsat biliyor. Bağırıp çağırarak bu saygısızlıkları, hadsizlikleri kendisi bu sefer içeride siyasete malzeme yapıyor. Bununla bir yandan da ekonomik buhranın üstünü örtmeye çalışıyor. Diplomasinin bir gücü de üslubundan gelir. Dış politika il kongrelerinin malzemesi olunca diplomatik üsluptan uzaklaşılıyor. Diplomasinin zorlayıcılığı kullanılamaz hale geliyor. En haklı olduğumuz davalarımızı bile anlatmakta, savunmakta güçlük yaşıyoruz. Halk aç, iş yok, millette para yok, askıda ekmek, bedava kek, Kızılay'a kan verene 5 litrelik ayçiçek yağı, milletin kafasına da çay torbaları atmak. Tabii bunlar algıyı yönetmeye yetmeyince parti kongrelerinde bağırarak, gürültü çıkararak buhranın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ama bu arada dünyada haklılığımızı tüketiyorlar, umurlarında değil. En çok gürültüyü boş teneke çıkarır, bunu da herkes bilir. İl kongrelerinde ambargo uygularsanız uygulayın diye res çekmek, hölelenmek ne demek? Siz bir NATO müttefikine bana ambargo uygulayamazsın deme, milletin hakkını savunma, ambargoyu önleme makamındasınız. Bu atarlı tavırlarla anlaşılan yine bu cam bu tende kaldıkça rahibi vermem senaryosu devreye sokuluyor. Nasıl rahibi bir emirle verdiyseniz S-400'leri de hangarlara atıp ülkenin en pahalı hurdası haline getirmeye hazırlanıyorsunuz. Ekonomide ve devlette sebep olduğunuzun krizin üzerine dış politika şalını örtemezsiniz. Çünkü orada da derin bir yalnızlık içindesiniz. Yalnızlık krizindesiniz. Bu yaptığınızı milletimiz artık çok iyi görüyor. Notunuzu veriyor. Artık önüme gelsin dediği sandıkta da sizi evinize gönderecek. Değerli basın mensupları, Türkiye'de yaşanan devlet krizi ülkedeki ekonomik buhranı giderek daha da derinleştiriyor. Can ve mal güvenliğimizi tehdit ediyor. Yaşanan bu sürecin en önemli nedeni adalet direğinin çökmesi. Farabi sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir derken, Aristo da adalet devletin orta direğidir, toplumun temeli haktır ve hak neyin adaletli olduğuna karar vermemizi sağlar diyor. Konfüçyüs ise adaleti her şeyin merkezine koyup kutup yıldızına benzetiyor. Fatih Sultan Mehmet, kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür diyerek adaletin, devletin varlığı ve bekası için önemini söylüyor. Mevsimler değişse de, iklimler değişse de, çağlar değişse de gerçek hiçbir zaman değişmiyor. Adalet devleti ayakta tutan temel direktir. Toplumun harcında hak ve adalet duygusu vardır. Adaletin terazisini kırarsanız ne devleti ne de toplumu ayakta tutabilirsiniz. Ucube tek adam rejiminin vesayeti altındaki yargıçlar devletin adalet direğine darbe üstüne darbe indiriyorlar. Anayasanın açık hükmüne rağmen sarayın hakimleri milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını tanımadı. Anayasa aykırı bir şekilde hakkındaki davaları sürdürdüler. Sarayın hakimleri milletvekilinin hakkını hukukunu gasp ederken, TBMM'nin hukukuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna saldırırken meclis başkanının buna sesi çıkmadı. Yargının milletvekillerini de sarayın vesayeti altına sokma amacıyla verdiği, yasama organının yetkilerine açıkça tecavüz ettiği kararını okutarak meclisin hukukuna, milletin iradesine sahip çıkamadı. Sonunda Anayasa Mahkemesi bu hukuk cinayetini görerek oy birliğiyle hak ihlalini durdurun diye karar verdi. Ve anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi kararlarına doğru yanlış demeden herkesin uyması gerekirken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uymadı. Anayasayı ihlal etti. Anayasayı tahrir, tebdil ve ilga suçunu işledi. Bu yerel mahkemenin kararına karşı bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidildi. Bu mahkemede de Anayasa Mahkemesi kararına uymak yerine milletvekiline akıl verdi
sin külahın görünmesin diyerek topu bölge adliye mahkemesine atarmış gibi yaptı. O da anayasayı ihlal etti. Bu sıralı hukuk cinayetleri bunun sarayın şatafatlı salonlarında senaryosu yazılan organize bir iş olduğunu gösteriyor. Burada millet iradesine sarayın vesayeti altındaki adalet cellatları eliyle darbe yapılıyor. Burada 20 Temmuz'da başlayan sivil darbenin Çağlayan Adliyesi'nde devam ettiği görülüyor. Yeni Zekeriya Özler Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında dolaşıyor. Bu yaşananlar apaçık bir devlet krizidir. Bu mesele partiler üstüdür. Yargı eliyle yasamaya darbe yapmak yol olursa bu dört başı mamur bir beka meselesi olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yargının saldırıları karşısında meclisin hukukunu tahkim edecek, milletvekilinin tetikçi yargıçların oyuncağı olmasını önleyecek, yasa değişikliği teklifini derhal gündeme getirmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Hakimler Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunmalı, başında olduğu Hakimler Savcılar Kurulu'nu bugüne kadar toplamayan Adalet Bakanı'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nu toplayarak meclis hukukuna tecavüze yeltenen hakimler hakkında gerekli işlemleri derhal başlatmasını sağlamalıdır. Tarih herkesi yaptıkları kadar yapmadıklarıyla da yargılayacaktır. Ve son bir çağrı da Anayasa Mahkemesi'ne. Mahkemenin kararlarına alt mahkemelerin direnmesi, hukuk hiyerarşisinin yok edilmesi demektir. Bu yol olmamalıdır. Anayasa Mahkemesi konumunun ağırlığına uygun olarak bu hukuksuzluğa karşı tavrını koymak zorundadır. Değerli basın mensupları, ölü bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın. Memleketin hali tam da buna döndü. Son olarak partimizin bastırdığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığına yasak getirildi. Yasak da yetmedi, tıpkı 12 Eylül darbecilerin yaptığı gibi kitapçık hakkında el konma ve toplatılma kararı çıkarıldı. Ülkemiz hızla bir Fahrenheit 451 filmine dönüyor. Yangını söndürmekle görevli itfaiyeciler kitap yakıyor. Ama milletimiz hükümetin niyetini artık çok iyi görüyor. Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Yani kitapçıkta Allah'ın ve kulların bildiğinden başka hiçbir şey yok. Kitapçıkta Sayın Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüden yaptığı bir konuşmanın yanında kamuya mal olmuş bilgiler, belgeler ve karikatürler var. Örneğin 2004 yılında alınan ama uygulanmayan MGK kararının resmi de bu kitapçıkta var. Yine mesela AK Parti'nin bazı sözcülerinin FETÖ'ye yaptıkları güzellemeler de bu kitapta. Bu kitapçığın birilerini çok rahatsız ettiği belli. Kitapçığın yasaklanması ve toplatılması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir. Bir daha tekrar ediyorum. Bu eylem ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir. Biz bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. Biz Allah'ın da kulun da bildiğini söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Genel merkez olarak da bu soruşturmayı açan savcı hakkında da, kararı veren hakim hakkında da Hakimler Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunduk. Değerli basın mensupları, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun milletimiz ve ekonomimiz büyük bir potansiyele, büyük bir güce sahiptir. Bu ülkenin konumuyla, genç nüfusuyla, dinamik iş insanlarıyla, alınan doğru tedbirlere hızlı yanıt veren ekonomisiyle çok önemli avantajları vardır. Bu kötü yönetimden kurtularak vatandaşlarımızı yeniden işle, hakça paylaşılan refahla buluşturabiliriz. Gençlerimizin yarınlara yeniden umutla bakmasını sağlayabiliriz. Biz milletimize inanıyoruz. Milletimiz kendisine inanan, ülkemizi daha önce içine düştüğü ekonomik krizlerden hızla çıkarmış, liyakatli, hukuk devletiyle ve demokrasiyle, üreterek ve paylaşarak, çevreye saygı göstererek zenginleşmenin mümkün olduğunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına görev verecektir. Yurttaşlarımız kendisinden kopmuş, kibirinin esiri olmuş, saray ve sosyetesine son yerel seçimlerde kırmızı kartı göstermişti.
Şimdi hasretle gelmesini beklediği ilk sandıkta da yerlerini gösterecek, biletlerini kesecek, onları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorular varsa alayım. Buyurun. Efendim, Son Söz Gazetesi'nden Özgür Altın. Pazar günü Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklamada bulundu. Muhtarlara özel kalem verilmesini istedi. Bununla ilgili bir bütçe tartışması ortaya konuldu. Vergilerle mi sağlanacak, ekstra bir vergi mi gerçekleştirilecek diye. Ve bunun yerel yönetimlerle bir sorun oluşturup oluşturmayacağı tartışıldı. Bunun hakkında bir değerlendirme yapacak mısınız? Şimdi biliyorsunuz muhtarların partisi yok. Ve muhtarlar bu ülkede seçimle gelen en küçük, yani küçük derken en dar alanı kapsayan birimler. Dolayısıyla halka en yakın olan birimler. Muhtarlara bu çerçevede destek verilmesi, çalışma şartlarının kolaylaştırılması, milletin dertlerinin çok daha rahat Ankara'ya taşınmasına imkan verecektir. Belediyelere ve Ankara'ya taşınmasına imkan verecektir. Hatırlayın, biz bundan önceki seçimde emeklilere iki maaş ikramiye verin dediğimizde önce kaynak nerede diye sormuşlardı iki seçim öncesinde. Sonra da kendileri emeklilere gerekli imkanın, bizim önerdiğimiz imkanın bir kısmını vermişlerdi. Genel başkanımız kaynağın nerede olduğunu gösterdi. Emlak vergisinin bir kısmı zaten çok bir şey de tutmaz, muhtarların harcamalarına ayrılmalıdır dedi. Doğrudur. Yani muhtarlar gerçekten hizmet ediyorlar. Dolayısıyla muhtarların bu hizmeti bir hakkın yerine getirilmesi için, getirebilmeleri için gerekli desteğin mutlaka verilmesi lazım. Ha, kim çıkıp kaynak nerede diye soruyorsa o bu işi bilmiyor demektir. Evet. Efendim, benim Şevket Erkirudav televizyonundan. Benim sorum bir son dakika haberine ilişkin. Sayın Cumhurbaşkanı şu sıralar Mevlid-i Nebi haftasının açılış programında konuşuyor. Şöyle bir cümle kurdu kendileri. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı malları satın almayın deniliyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın. Ajanslar bunu Erdoğan'dan Fransa ürünlerine boykot çağrısı şeklinde verdi. Olası bir geniş boyutlu boykota Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakar? Sizin seçmenlerinize bu yönde bir çağrınız olur mu efendim? Teşekkürler. Şimdi bu din ve milliyetçilik aksı üzerinden dış politikayı götürmenin ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı iş bu. Fransa'nın özellikle son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Önce bir kere Fransa'nın Türk mallarını almama diye bir talebi varsa, tabii ki mütekabiliyet içinde Türkiye'de Fransa'nın mallarını almama talebinde bulunacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Bu siyaset, yani dini ve milliyetçilik aksı üzerinden yapılan dış siyasetin bunun üzerinde şekillendirilmesinin sürdürülmesi de mümkün olmuyor. Uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmuyor, etkili olmuyor. Ama çok açık söyleyeyim, bir de bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri de özellikle milletlere, halka maliyetleri de oldukça yüksek olabiliyor. Ancak tekrar ediyorum, eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır. Biraz önce söylediğim de o. Yani böyle boş sözlerle, hamasetle bu işi geçiştirmek yerine diplomasiden de, yani diplomasinin bu tür yaptırım ve diğer imkanlarını da
mutlaka kullanmak lazımdır. Samimiyet orada gözükür. Birileri elçiyi çekiyorsa o zaman siz de ne yapacağınızı düşüneceksiniz. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin sorularıyla başlıyorum. İlk sorusu şöyle Fox TV'nin. AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı'nın Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşi torpil yapıyor. İlçedeki öğretmen bakanın kardeşinin torpiliyle Ankara Mamak'a gitti sözleri gündemde. Sizin bu konuyla ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Şimdi herkesin bildiğini artık AK Parti'nin kendi evlatları da söylemeye başladı. Yani bu ülkenin gençlerinin liyakate inanmadığını yapılan son anketlerde görüyoruz. Şimdi artık bu gerçeği AK Parti yöneticileri, AK Parti'nin seçilen yöneticileri de söylemeye başladı. Hatta devamında şöyle de bir şey var. Tuz koktu diyor. Tuz çoktan koktu. Memlekette liyakat diye bir şey kalmadı. Hep sadakat, hep torpil. Evet. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Biraz önce Fransız mallarını boykotla ilgili biraz değindiniz ama bir de Macron'un Hazreti Muhammed karikatürlerinin kamu binalarına yansıtılması kararı ve artan Türkiye-Fransa gerilimi hakkındaki değerlendirmenize ilişkin bir yorum alabilir miyiz? Şimdi bu Fransa'nın bu kararını kabul etmek mümkün değil. Bunu konuşmamda da söyledim. Bununla ciddi şekilde mücadele etmek, bunun arkasındaki fikri tüm dünyada diplomatik kurallar içinde ve dünya demokrasilerinin ortak normları çerçevesinde, dünyada kabul edilen demokrasi normları çerçevesinde teşhir etmek gerekir. Bizim görüşümüz budur. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. Rusya Türkiye sınırına yakın noktada İblit'te muhaliflerin kampını vurdu. Bu İblit'te yeniden tansiyonu yükseltecek bir hamle gibi mi görünüyor? Daha önce de Cumhurbaşkanı İblit'te oldu bittiye izin vermeyeceğiz demişti. Rusya'nın muhalifleri vurması yeniden Rusya ile bir gerilimin işareti olabilir mi? İblit'te suların ısınmaya başladığını görüyoruz. Ve İblit'te Suriye ordusuyla bizim ordumuzun karşı karşıya gelme riski de var. Dolayısıyla İdlib konusunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Baştan itibaren söylüyoruz. Yani bütün dünya Suriye yönetimiyle ilişki kurmaya başladı. Bizim de bunu Suriye yönetimiyle konuşmamız, daha önce İdlib'de yaşadığımız ve çok sayıda maalesef şehit vermemize neden olan bir takım olayların tekerrür etmesini önlememiz gerekiyor. Hem Rusya ile konuşmak gerekiyor, hem Suriye ile konuşmak gerekiyor. Gerçekten bu çok sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olabilir. Efendim A Haber kanalı tarafından yönlendirilen bir soru var. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. Bu iddialar doğru mu? Bugün bu tartışmaların ciddiyetle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Efendim CNN Türk kanalının tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru Cumhuriyet Halk Partisi Enis Berberoğlu ile ilgili meclis başkanıyla görüşmeyi planlıyor mu? Yani meclisteki arkadaşlarımız tabii ki bu görüşmeleri gerektiği zaman, gerektiği şartlarda yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Ama Enis Berberoğlu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yapması gerekenleri ben buradan söyledim. Efendim. Bu çünkü artık Enis Berberoğlu meselesi değildir. Bu milletvekilinin hakkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukuku meselesidir. Bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın da çok dikkatli olması gerekir.
CNN Türk'ün yönlendirdiği bir diğer soru da şöyle. CHP'li Gürsel Tekin bir gazeteye verdiği demeçte partisini eleştirdi ve oy kaybettiğini söyledi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben baştan beri şunu ifade ediyorum. Yani partimizin üyelerinin, partimizin milletvekillerinin kamuoyu önünde partimizi eleştirmeleri, partimiz iktidara eleştirmelerini partimiz iktidara yürürken doğru bulmam. Yani bu eleştirilerin yapılacağı yerler tüzüğümüzde belirtilmiştir. Yine partimizin diğer düzenlemelerinde, partimizin geleneklerinde de belirtilmiştir. İşte her hafta kapalı grup toplantıları yapıyoruz. Buralarda arkadaşlarımız gerçekten partiyle ilgili eleştirileri, endişeleri varsa dile getirirler. Kendilerine de gerekli açıklamalar, izahatlar yapılır. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. İstihdam paketinde esnek çalışma, 25 yaş altındakiler ve 50 yaş üstündekilerin kıdem tazminatı hakkının kaldırılması, 25 yaş altındaki ayda 10 günden az çalışanın SGK primlerinin eksik yatırılması ve kaçak işçi çalıştırana af getirilmesi gibi işçinin itiraz ettiği maddeler bulunuyor. Türk İş bu maddelere tepki göstermek için 81 ilde basın açıklaması yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu düzenleme ilişkin tavrı ve yorumu nasıl? Çok açık ifade edeyim. İşçinin kazanılmış haklarını ilgilendiren, kıdem tazminatını ilgilendiren, bunların gaspına yol açacak her konunun biz karşısındayız. Sendikaların özellikle karşısında durduğu her konuda da biz sendikaların yanındayız. Burada bunu açıkça ifade edeyim. Bütün dünya şu son pandemi sürecinde çalışanlarını rahatlatmaya çalışırken, özellikle iş kayıplarının nesil kayıplarına yol açmaması için önlemler alırken, burada hükümetin İşçilerin kıdem tazminatlarına, kazanılmış haklarına, emekli maaşlarına göz dikmesini anlamak da kabul etmek de mümkün değildir. Efendim, Halk TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü gıda israfını önleme projesine 4 milyon lira harcandığı açıklandı. Proje vatandaşlara israfla mücadele tavsiye verirken bakanlığın yüksek bir bütçesine mal olduğu ortaya çıktı. Sizin bu proje ve bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Şu anda gıda israfı önlenmişe benziyor mu? Bu kadar harcama yapılmış ama gerçekten bu ülkede gıda israfını bırakın, gıda güvenliği konusunda bile çok ciddi sorunlar var. Yani milletimiz artık ucuza gıdaya ulaşamıyor. Sıkıntıları var. Ülkenin un ihtiyacı, buğday ihtiyacı, diğer tahıllarla ilgili olan, bakliyatla ilgili olan ihtiyaçları ithalatla karşılanır hale geldi. Besici, sütçü ineğini besleyemiyor. İnekler kasaplara gitme tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bu 4 trilyon mu dediniz? 4 milyon TL efendim. 4 milyon TL'nin bu alanları desteklemek amacıyla kullanılması daha öncelikli olmalı. Efendim, Halk TV'nin diğer bir sorusu da şöyle. 2002 yılından bu yana baktığımız zaman 18 yılda devletin borcunun 7'ye katlandığı gözüküyor. Sizin bu katlanmayla ve bu yüksek borç artışıyla ilgili yorumunuz ne olacak? İktidar iş başına, bu AK Parti iş başına geldiğinden bu yana büyüme stratejisini dışarıdan borçlanarak ekonomiyi şişirmeye dayandırdı. Ne zaman ki dışarısı artık ben ucuza para vermeyeceğim demeye başladı, bu model ciddi şekilde krize girdi. Yine dışarıda bu kadar bol para varken bu hükümet
bu paraları döviz kazandıracak, bu borçları aldığı bu borçları ileride ödeme imkanını verecek projelere yatırmadı. Betona yatırdı. Şimdi bugün bu paralar kesildiği noktadan itibaren borcun o korkunç boyutu ortaya çıkmaya başladı. Hep söylüyorum, Türkiye şu anda bir döviz krizi yaşıyor. İnşallah bu krizin bir borç krizine dönüşmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. Teşekkür ediyorum.